Arkadaşlar selamlar. Bugün elimizde bir adet masaj aleti var. Masaj aletinin fişi yok. İlave olarak bu şekilde prize taksam bile hemen takıyorum. Herhangi bir elektrik alamıyorum. Çalışmıyor. Neyi olduğunu bilmiyorum. Alet bu şekilde elimize geçti. Şimdi üzerinde bulunan 2, 4, 6 adet vidasını sökeceğim. Ardından içerisine ölçü aleti veya farklı aletler yardımıyla veya düz mantık olarak kontrol kalemi şeklinde incelemeler yapacağım. Bakalım arızayı tespit edebileceğiz miyiz? Evet, makinamızın içerisini açma sağladık. Daha önce birisi açmış ve şuradan kabloları oynamış, bir şeyler yapmış. Muhtemelen bundan dolayı arızalandığını düşünüyorum. Zaten bu kablonun da fişi olmadığı için bunu değiştirmeyi planlıyorum. Şuradaki vidaları sökelim. Belki de kartta vesaire bir sıkıntı yoktur. Doğrudan bu kablodan ötürü bir çalışmamazlık vardır. Şunları kaybetmeyelim. Sağda solda dursun. Eğer lehim teliniz ve havyanız varsa şuradan lehimlerini kopartın. Yoksa bir adet keski yardımıyla şuradan kesin. Şurada kabloları birbirlerine bağlarsınız. Ben doğrudan şuradaki lehimleri sökeceğim ve yeni kabloyu lehimleyeceğim. Hemen havyamı hazırlayıp geliyorum. Havyam zaten sıcak durumdaymış. Lehim telim nerede? Hop, onu da getirdim. Burada faz ve nötr olduğu için kablonun hangisinin nereye takıldığı çok mühim değil. Kameramanım biraz yaklaş ve netlesin. Evet, şuradan bir tane kablonun lehimini attırıyorum ve diğer kablonun da lehimini attıralım. Böylelikle bu eski kablomuzu sökmüş olduk. Kabloların uçlarını soyacağım. Ardından oraya lehimleme işlemi yapacağım. Hemen soyalım. Hop, ikisini de aynı anda soyduk. Bir parça pense bulun veya kabloyu doğrudan yere yatırın. Burada yapacağımız işlem kablolara önce ön lehim yapacağız. Tamamdır. Kablolarımı böyle tutuyorum. Şimdi havyam ve lehim telimi alıyorum. Hemen şuradan bir ön lehim yapalım. Hop, ön lehimlemem bu kabloma sağladım. Şimdi diğer kabloma da aynı şekilde ön lehimle yapıyorum. Evet, ön lehimlememi sağladık ki rahatlıkla yerini lehimleme sağlayabilelim. Şuradan fazlalıklarını kesiyorum. Hemen havyamı tekrar alıp bakın şurada iki tane yer vardı. Oraya lehimleme sağlayacağım. Beyaz kablo şöyle görüntüyü bozuyor. Hemen onu kaldıralım. Bir tanesini şuraya. Hangisini nereye lehimlediğimizin çok önemi yok. Çünkü fişin yönünü değiştirdiğimizde faz ve nötrün yönü değişecektir. Diğerini de şuraya lehimleyelim. Şöyle sizler daha rahat görün. Biraz lehim telimiz kötü olduğu için soğuk lehim gibi yapılıyor olabilir. Şimdi test için hiç toplamadan kameramanım biraz kamerayı geri alsın. Al açıyı biraz daha geniş açıyı aç ve netle. Test işlemi için fişi hemen prize takıyorum. Evet, zaten dit diye ötme sesini duyduk. Bakalım. Tamam, çalıştı. Yani ekstra kartını vesaire kontrol etmeye gerek yok. Arkadaşlar, bu tarz ürünleri bulduğunuzda çöpte olsun, evinizin bir köşesinde bulduğunuzda doğrudan götürüp çöpe atmayın. Onarmaya çalışın arkadaşlar. Ya bunlar milli servet. Onarın ya, bir şeyler deneyin. Yani doğrudan götürüp çöpe atmayın. Ha, siz yapamadınız mı? Götürün, yapabileceğini düşündüğünüz birine verin. Ya tamir etsin ya da içerisindeki bir sürü komponent var. Kablosu var, motoru var. Var da var, yani bir sürü malzeme var içinde. Bunları değerlendirsin. Lütfen doğrudan milli servetleri çöpe atmayın. Bunu çöpe attığın zaman ne olacak biliyor musunuz? Yenisini almaya teşvik olacaksınız ve dışarıdan ne olacak? İçeriye ürün gelecek. E, bu da ne oluyor? İç üretimi azaltıyor abi. Sürekli bunu çöpe atıyor. Git, bu çöpe atılır. Milli servet ya. Ha, yazıktır, günahtır yani. Böyle şeyler yapılmaz arkadaşlar. Lütfen biraz daha bu konularda hassasiyet gösterelim.
Bak şurada da kablo kalıyordu ha dışarıda. Ondan sonra atıyorlar. Ekonomi kötü. Abi tamir etmeyi deneyin. Ondan sonra ekonomiye laf edin. Her neyse. Şimdi ekonomi şeyleri yapmayalım burada. Yorumlarda katliam çıkar. Evet, vidalarını tekrardan hızlıca sıkalım. Evet, böylelikle tamir etmiş olduk. Bakalım. Kollarım o kadar ağrıdı ki bunu tamir ediyorken. Biraz masajla dinlensin. Oh. Abi bayağı iyi ya. Ama çok sert ya. Dur bakın. Oğlum daha darbeli lan. Hızlı olunca bu kadar şey olmuyor sert. Bu ne? Ha, bu da işte otomatik masaj şeyi herhalde. Her neyse arkadaşlar. Gayet iyi, bak sırtıma tutuyorum. Tut tut. Oh. Oo. Neyse, video amacı dışına çıkıyor. Tamam, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu tarz ürünleri kesinlikle tamir etmeden veya içini söküp neyi var diye dışarıdan da olsa bakmadan çöpe atmayın diyorum. Çünkü bu tarz aletler milli servet, bildiğiniz gibi. Zamanında bunlara çokça para verilmiş, alınmış aletler. Baksana bayağı dıştan eski duruyor ama çalışıyor. Oo. Hadi kendinize iyi bakın, görüşürüz.